Sevgili Ümit Sabi Kumuş. Sevgili Mustafa Can. Nasılsınız? Şahaneyiz valla, sizleri sormalı. Bahar aylarından alışkın olduğumuz bir durum var. Camı pencereyi açıyoruz, sabahleyin uyanıyoruz kuş sesleriyle beraber, ki ben Kuzguncuk'tayım. Gayet kuş sesleri de duyarak uyandığım günlerim oluyor. Ya geçen fark ettim, kış ayındayız. Yine cam pencereyi bir gerekçeyle açarsam dışarıdan bayağı güzel güzel kuş sesleri geliyor. Ben de dedim ki Ümit Sabi Kumuş'la beraber bunun programını yapıyoruz ya. Kim bu kuşlar? Ben bunları niye tanımıyorum? Arkadaşım değil şeklinde mi? Sana sorayım istediğim. Kim bu kuş? Kimi duyduğunu bilmiyorum. Onu belirleyebilmem için benim de duymam veya görmem gerekiyor ama buradan yola çıkarak bugünkü konumuz olan kızılgerdan veya nar kuşu veya robin olarak adlandırılan bir ötücü kuş olma ihtimali yüksek. Niye yüksek? Çünkü bu güzide arkadaşımız kış göçmenlerindendir. Kuzeyde kış sertleştikçe üremek için ve kışı geçirmek için bizim topraklarımıza, Türkiye'ye geliyor. Peki yani kabaca akrabalar, eş dost ve evrimsel açıdan bir tanıyalım onu. Hemen kimlerdendir? Tanıyalım. Hangi soru geliyor da misafir edelim mi? Güzel ötüyor diye başka şeylere de faydası zararı var mı? Mala da vara faydası var mı? Mala da varsa tabii ki faydası var. Bir kere şuradan başlayalım. Kuşların arasında çok özel, herkesin çok sevdiği, genellikle onları takip ettiğimiz ama adını bilmediğimiz bir grup var. Passeriformes, ötücü kuşlardan. Birbirlerine cilve yapan, öten, böyle dişisini çağıran, cıvıldayan kuşların, kabaca söylüyorum bunu, tabii biyolojide böyle bir şey yok ama bunlara passeriformes, yani ötücü kuşlar diyoruz. Bizim kızılgerdan veya robin, diğer adıyla bazı yöresel adıyla nar kuşu da ötücü kuşlardan oluyor. Gözlemlenmesi çok zordur, duyması çok kolaydır ama hani sesi ayırt edebiliyorsan bilirsin. Gözlemlenmesi zordur çünkü çok küçüktür. Hani en irisi böyle 5 santim, 6 santim, 7 santim civarındadır. Fakat uygun bir dürbünle, uygun pozisyondan baktığın zaman nefis bir görüntüsü vardır. Böyle dişisinin de erkeğinde göğsünde turuncu, böyle kızıla yakın bir kızarmaya başlayan nar gibi. Aynen öyle. Yeni kızarmaya başlayan nar gibi, kenarında da böyle mavi süprüntüler vardır. Latince adı da Eritacus rubecula. Bunu isimlendirmeyi başaran abimiz de, bu ismi teklif eden doğa bilimci de buradan yola çıkarak demiş. Eritacus kırmızımsı demek Türkçe'ye yarım yamalak çevirirsek. Rubeculus da bizim normal Türkçe'de de kullandığımız roba vardır ya, elbisenin robası. Eritacus rubecula kırmızı göğüslü. Kırmızı rubalı. Kırmızı rubalı veya kırmızı urbalı. Urbalı. gibi. İsmi de o Eritacus rubecula da birbirine yakın, bizim kullandığımız gibi. Kızılgerdan diyoruz ya. Bizim orada onların hepsine serçe deniyor. Biz sadece ebatıyla ayırt ediyoruz çünkü. Yani küçükse serçe, büyükse sığırcık. Sığırcık kadar entelektüel de değiliz. Büyükse karga ya da onun bir boyu bir boy üstünde de kartal falan yani. Anladım. Bence yani hani Aristo'nun meşhur bu şey vardı ya, sınıflandırması. İşte hayvanlar, bitkiler, bitkiler, ağaçlar, çalılar, otlar. Hani adam da sınıflandırmanın babasıdır bu arada. Yani başlangıç o kabul edilir. Yani oraya kadar yapılmış. İlk defa yapacaktı işte. Yani. Güzelmiş. Orada da böyle bir sınıflandırma var. Ötücü kuşlardan küçük kış göçmeni. Bu Robin Hood'un Robin'i de aslında buradan gelir. Bu isimden böyle kültürel... Ha, kuşun şeyler... isminden geliyor Robin. Tabii. Aa, enteresanmış. Robin Hood. Robin. Bir şey, Sherwood ormanlarında Robin Hood'un, evet. Robin kelimesi de bu kuşun isminden geliyor. Çünkü onun orijinalinde de biz hani çok böyle Errol Flynn'den falan dinledik, Kevin Costner'dan izledik falan. Çok böyle deriler, meriler falandır. Onun orijinalinde adam turuncu giyiyor. Yani turuncu don üzerine yeşil... Parkayla dolaşıyor. Anladım. Böyle gözümde hatırlatmasan iyiydi. İki şeyi birden oldu. Evet, böyle bir çok kötü bir görüntüydü. İki, gerçekten yaşlı olduğumu hatırladım yani. Böyle taytlarla ortalıkta dolaşan bir modeli de vardı Robin Hood'un, haklısın. Yani yaşam alanında da bu arkadaşlar kurt. Kurtlarla, kurtçuklarla, işte böceklerle, sineklerle falan beslenirler. O yüzden insan yaşamına yakın olan yerlerde bizi rahatsız eden böceklerden, kurtlardan, ağaçlardaki parazitlerden falan kurtarırlar. Çok da oyundan faydalı. Sonra tekrar geriye göçüyorlar. Sonra tekrar geri göçüyorlar. Yani kuzey ısınmaya başladığı zaman kendi habitatlarına geri dönüyorlar. Göçmen kuşlar. Güzelmiş. Peki bu ötücü kuşların genel anlamda evrimsel olarak öncül türleri neler? Yani nereden nereye evrilmişler ve gelmişler?
Onun izini takip etmek çok zor. Bir kere bildiğimiz kadarıyla ötücü kuşların ortaya çıkması, yani diyoruz ya kuşlar dinozor soyundan direkt gelen türlerdir. Evet. Aralarda çok kesintiler var ama hani geriye doğru gittiğimizde 20 milyon 25 milyon yıl öncesine kadar takip edilebiliyor. Ama bugünkülerden çok farklı değil. Tasarım olarak, dizayn olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı ama artık birçoğunun nesli tükenmiş veya işte coğrafi izolasyonlardan dolayı farklı yollara, evrimsel yollara girmişler. Ama ancak oraya kadar takip edebiliyoruz. Benim bildiğim orası. Daha detaylı incelenirse daha gerisi de bulunur. Ama özetle böcekçil, küçük canlılarla beslenen dinozorların günümüze gelen en yakın akrabaları. Evrimde öterek bu çiftleşme için yaptıkları bir şey, evet, değil mi? Yani uyarı, çiftleşme, korkutma temel olarak. Kimi korkutuyor olabilir öyle öterek? Bayağı sevimli sevimli ötüyor. Yani bizler dinlerken sevimli sevimli ötüyor da verdiği mesajın ne olduğunu anlamak için onları iyi takip etmek gerekiyor. Meğer psikopatmış. Ya şöyle mesela serçelerde hiç dikkat ettiğimi bilmiyorum. Onlar daha büyük kolonilerde yaşadığı için gözlemlenmesi daha kolay. Eğer yapmadıysan tavsiye ederim. Özellikle mesela Sultanahmet civarlarında falan serçe kolonileri vardır. Bunlar yerden beslenirler. Herkes yerdeki kuşa odaklanır. Kafayı kaldır, yakında yüksek alana hakim ağaçların üstlerine bak. Genellikle eril olanlar, iri olanlar ve iyi ötenler yukarıdadır ve gözcüdür bunlar. Dışarıdan bir tehdit gelmeye başladığı anda ötmeye başlarlar. Bütün koloninin ne yapacağına karar verirler. Mesela bu bir uyarı ötüşü. Aynı zamanda mesela yuvasında yavrusunu, yumurtasını koruyor. Buraya gelen herhangi bir saldırganı korkutabilecekse, her zaman mümkün değil tabii, korkutmak için de çığlık atıyor. Ama başat olarak tabii ki iş çiftleşmede. Orada da şöyle enteresan bir paradigma vardır. Biz yani bu işlerle uğraşan bilim insanları yüzlerce yıl önce noktayı koymuşlar. Demişler ki ötücü kuşlarda erkekler öter. Niye? Dişi kuşu cezbetmek için. Çok yeni daha. 10 sene, 15 sene önce belki 20 seneyi bulmamıştır. Bu ses kayıt teknolojileri geliştikçe öğrendiler. Biz yüzlerce yıldır yanlış biliyormuşuz. Sadece erkek ve kuşlar değil, dişi kuşlar da ötüyorlar ve erkeklere göre çok da geniş bir repertuarları var dişi kuşlarında. Onların da öttüğünü biliyoruz ama çiftleşmek veya çağrı yapmak yerine işte yavrularını çağırmak, uyarı vermek, diğer dişi kuşlarla teritoriyel ağlarının sınırlarını çizmek için kullanılıyormuş. Yani biyoloji tarihine bakarsan çok yeni bir bilgi. Enteresanmış. Bu aynı zamanda evrimsel olarak bir seçki grubu değil mi? Tabii. Yani üslup olarak, tavır olarak. İşte bunun işte bambaşka yerlerde dans ederek yapanları var. Ya da işte yuva kuranları var falan. Yani hani davranış olarak farklı farklı gelişenleri var. Kuşlarda bu gördüğüm kadarıyla başka canlılara göre, balıkları bilmiyorum bir tek ama öteki kara hayvanlara göre çok çeşitliymiş gibi. Yani çok türü genişmiş gibi. Neden bu kadar geniş bir yelpazeye varmış kuşlarda? Bir kere diğer memelilerle bile kıyaslasak diğer canlı gruplarına göre filogenetiği çok eskiye doğru gidiyor. Yani memeliler dediğin son işte 65-75 milyon yıldır dünyada baskın olmaya başlayıp o kısacık sürede evrimleşip veya çeşitlenip dünyaya yayılmışlar. Kuşlar öyle değil ki, kuşları hani atasal olarak takip etmeye başladığında ta 250 milyon yıl öncesine kadar bir gen hattı üzerinden gidiyor. O yüzden çeşitlenmeye çok fazla vakitleri. Okey. Bu güzel bir cevap. Bir. İkincisi mesela ötmekle ilgili bir sürü yöntem varken niye ötmeyi tercih etmişler? Bu da gelebilir akla. Teorilerden bir tanesi. Bu sadece teori ama. Çiftleşmek için ötüp çağrı yapan, çiftleşme çağrısını yapan erkektir. Yani maharetlerini ortaya koyan erkektir. Bizim insan zihnimizde şöyle bir pozisyon çıkıyor. Normalde bu kuşlar başkaları tarafından avlanan avlak hayvanları. Kartallar avlıyor, işte yılanlar avlıyor, onlar avlıyor, bunlar avlıyor ve en büyük koruma mekanizmaları kamuflaj ve saklanmak. Yani böyle bir içgüdüye karşı gelecek şekilde niye bu kadar çak 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 bağırıp ortaya çıkıyorlar? Diyorlar ki teorisyenler, ben diyor bütün tehlikelere rağmen ortaya çıkıp bütün rengimi gösterirsem, bütün sesimi bağırarak işte şarkı söylüyorsam ve hala hayatta kalıyorsam ben müthiş yetenekli bir kuşum mesajıdır diyor. Ya hero ya mero. Tabii. Evrimsel gelişme taktiği diyorsun. Hayatta kalabilenler, yani düşünsene işte Erytarchus rubeculus'un zaten küçücük bir kuşsun. Gizlenmen kolay ama çiftleşme döneminde dalın tepesine çıkıyorsun ve bağırmaya başlıyorsun. Yukarıdan kartal geçiyor, aşağıdan yılan dolanıyor, öbür taraftan tilki var ve kabadayılık yapıyorsun. Diyorsun ki ben buna rağmen hayatta kalabiliyorum. Demek ki ben diğerlerinden, bunu yapamayanlardan daha hızlı uçuyorum. Ya o sevimlilikle tabii gözü de canlandırmak çok zor. Karikatür oluyor.
Çok sevindim. Aynen öyle. Daha önce de başka kuşlardan konuşurken lafı geçmişti. Sonuçta robin de, yani kızılgerden de göçmen bir kuş ve göç yollarını manyetik alanları tarayarak oluşturuyor. Ve güzel yanı şu, bu türün güzel yanı şu, bu konuyla ilgili çalışan bilim insanları robin üzerinde, kızılgerden üzerinde çok çalıştılar. Bu manyetik alanı nasıl algılıyor, yönünü nasıl buluyor, ne kadar kesinlikle buluyor gibi üzerine çok çalışılan bir kuş. Mekanizması çok iyi çözüldü. Yalnız çok enteresan bir şey fark ettiler. Manyetik alanı takip ederek, dünyanın manyetik alanını takip ederek giderken gözüne giren ışıkla, yüksek ışıklı bir yerde gidiyorsa bir tuhaflık oluyor kuşlarda ve daha kesin ulaşıyor bir yerden bir yere. Bunu da merak ediyorlar, ne oluyor diye. Çok yeni bilgidir. Doğruluğu kanıtlanmış bir şey değildir. Sadece bunun üzerine kullanılıyor. Yeni kuantum fiziği paradigmasında dolanıklık dediğimiz bir olay var ya, eşlenen fotonlar veya eşlenen elektronlar. İddiaları o. Ben onların yalancısıyım. Robin'in gözlerindeki bazı özel hücreler foton gözüne girdiği zaman, foton oraya ulaştığı zaman diğer bir fotonla eşlenik hale geliyor. Kuantum düzeyinde eşlenik hale geliyor ve çok daha kesin, çok daha net yolunu bulduğunu iddia ediyorlar. Ama sadece bir iddia. Benim için bile çok yeni bir bilgi. Robin'e bak sen yahu. Değil mi? Hafife aldık kendisini ama. Yani parmağım kadar boyu var. Ama türlü türlü huyu var. Kötü şaka. Boomer şakasıyla da konuyu kapatıyoruz. Boomer olduk artık ya. Sabicim çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım ben teşekkür ediyorum.